Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, Kur'an-ı Kerim ile iyiliğin, hakikatin yollarını gösteren Yüce Rabbimize sonsuz Hamdü senalar olsun. İnsanları adalete, merhamete, tevhide çağıran bütün peygamberlere, özellikle Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa Efendimize sonsuz salat ve selam olsun. Çok kıymetli valim milletvekilimiz, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, kıymetli Diyarbakırlı kardeşlerim, basınımızın güzide mensupları, ekranları başların başında bizleri dinleyen, seyreden çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle, Selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an kurslarımızın 2021-2022 yılı eğitim öğretim dönemi açılışı vesilesiyle bir aradayız. İlim, irfan ve muhabbet ocağı Kur'an kurslarımızda Yeni bir eğitim döneminin başlamasının sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Bu başlangıcımızın hayırlara vesile olmasını, gönüllerimizin, hanelerimizin ve tüm hayatımızın Kur'an'ın nuruyla aydınlanmasını temenni ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatma ve milletimizin manevi hayatına rehberlik etme amacıyla yetişkinlere aileden topluma eğitimden yayıncılığa kadar pek çok alanda kapsamlı faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şüphesiz söz konusu faaliyetlerimiz arasında Kur'an kurslarımızın özel bir yeri ve anlamı var. Vatandaşlarımızın ve nesillerimizin dine, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında Kur'an kurslarımızı büyük bir imkan ve fırsat olarak görüyoruz. Hamdolsun. Bugün alanında uzman hocalarımızla her yaştan ve her seviyeden kardeşlerimize Kur'an ve din eğitimi hizmeti sunmaktayız. Bu bağlamda 4-6 yaştan hafızlığa, ihtiyaç odaklı programlardan uzaktan eğitime kadar birçok farklı formatta aktif olarak hizmet vermekteyiz. Bunların içinde özellikle Nicelik ve nitelik bakımından sürekli gelişme gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın milletimiz tarafından büyük bir teveccüh gördüğünü iftiharla ifade etmek isterim. Bu kurslarımızda çocuklarımız hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim ile buluşup temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri öğreniyorlar. Peygamberimizin örnek hayatıyla çocuklarımız tanışıyorlar. Sevgi, saygı, nezaket, zerafet, hak, hakikat, iyilik gibi hayatı anlamlı ve değerli kılan güzel ahlak ilkelerini öğreniyorlar. Doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı, merhameti, paylaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği öğreniyorlar Kur'an kurslarımızda. Başta anne babaları olmak üzere büyüklere saygı ve hürmet göstermeyi, bütün canlılara şefkat ve merhametle muamele etmenin temellerini alıyorlar, öğreniyorlar. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda çocuklarımız elhamdülillah İslam'ın şefkat ve merhamet iklimiyle erken yaşta tanışan çocuklarımız aynı zamanda Kur'an kurslarımızda yapılan fiziksel etkinliklerle de el becerilerini ve zihinsel yeteneklerini geliştiriyorlar. Çocuklarımızı Kur'an'ın rahmet iklimiyle buluşturmak, peygamberimizin örnek ahlakıyla tanıştırmak ve İslam'ın güzel ahlakıyla yetiştirerek geleceğe hazırlamak onlar için yapabileceğimiz en büyük iyilik ve onlara bırakabileceğimiz en büyük hazinedir, servettir, mirastır. Zira Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ifade buyurduğu üzere hiçbir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakmamıştır. Bir başka hadisinde ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam salih ve iyi bir çocuk yetiştirmenin kişi vefat etse dahi çocuğu yaşadıkça amel defterine iyilik yazılmasına sebep olacağını müjdelemiştir. İze metel insanu in kata anhu amelu illa min selase illa min sadaka cariye ev ilmin yuntafa'u bihi ev veladin salihin yed'u lehu hadisi şerifini her zaman hocalarımız kürsülerde okurlar bu hadisi şerifte Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki insan ölse öldüğü zaman amelleri kesilir ancak üç ameli müstesna Bunlardan birisi sadakayı cariye sahibi olmuş olması, hayır hasenat sahibi olması. İkincisi kendisinden faydalanılan ilim, üçüncüsü de salih bir evlat. Annesine, babasına dua eden, ağzı dualı salih evlat. Kişi ölse dahi bunlar sayesinde amel defterine sevap yazılmaya devam eder. Aziz kardeşlerim, 4-6 yaş Kur'an kurslarımız yanında ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızla da her yaş ve seviyeye uygun Kur'an ve din eğitimi hizmeti sunmaktayız. Ağırlıklı olarak hanım kardeşlerimizin katıldığı bu kurslarımızda her yıl yüz binlerce insanımız Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğreniyor. Aynı şekilde İhtiyaç odaklı Kur'an kursu kapsamında gerek hafta içi gerekse hafta sonu uyguladığımız programlarla örgün eğitime devam eden gençlerimize yönelik ve yaş gruplarına göre uygun sınıflar oluşturuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, yurt kur, üniversite kampüsleri ve benzeri yerlerde halkımıza yönelik D grubu Kur'an kursları açıyoruz. Yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar oluşturuyor ve engelli vatandaşlarımızın da Kur'an kursu eğitimlerine katılabilmelerini sağlıyoruz. Bütün bu hizmetlerin yanı sıra her yıl yüzlerce hafızımızın yetiştiği hafızlık Kur'an kurslarımızda eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Değerli kardeşlerim, Yine Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyuruyor ki efendimiz Teraktü fikum emrayni. Lan tadillu ma temessektum bihima kitab ı Teala ve sünnete Resulü. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara tutunduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir. Evet, şu bir hakikattir ki Kur'an ancak inanarak aklını ve kalbini kendisine açanlara hidayet edecek ve onları dalaletten koruyacaktır. Zira Kur'an'ın rahmet ve bereketinden istifade edebilmenin yegane yolu şeksiz, şüphesiz bir iman, halis bir niyet ve samimi bir yürekle ona yönelmektir. Sevgili peygamberimiz bu maksatla Kur'an'a yönelerek onu öğrenen ve öğretenleri insanların en hayırlıları olarak nitelendirmektedir. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemuhu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir. İşte bu inanç ve anlayışla Kur'an kurslarımıza teveccüh gösteren, kayıtlarını yaptıran ve heyecanla devam eden bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin 81 ilinde 922 ilçesinde çeşitli köylerimizde elhamdülillah 8 ay boyunca bugün Diyarbakır'dan açılışını başlatmış olduğumuz Kur'an kurslarımızda çocuk, genç, yaşlı demeden 7'den 70'e demiyorum. 7'den önce 4 5 6 yaşında başlıyor. Yukarıya doğru yaş sınırı yok. Her yaştan kardeşimize Kur'an eğitimi vermeye çalışıyoruz. Sizler bu tutum ve kararınızla en doğru yolun talibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, Zira Rabbimiz buyuruyor ki: Estaizu billah. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvem ve yubeshirul mu'minina allazina ya'maluna salihati en lehum ecran kebira. Şüphesiz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Öyleyse bu müjdeye nail olmak için kurs dönemini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Kur'an'ın rahmet ve bereket menbaından azami derecede istifade etmeliyiz. Kur'an'ın sadece Arapça metnini okumakla yetinmeyip onun manasını ve mesajını da anlamaya çalışarak ilkelerini hayatınıza taşımanın gayreti içerisinde olmalıyız. İlkelerini hayatımıza taşımanın gayreti içerisinde olmalıyız. Kur'an kurslarımızın temel hedefi insanımıza sadece Kur'an'ın metnini okumayı e, öğretmek değildir dedim. Bunun için Kur'an kurslarımızda özellikle Kur'an'ı anlama programları başlattık. Bunu çok önemsiyoruz. Kur'an-ı Kerim anlamak ve yaşamak için indirilen bir kitaptır. Bu açıdan tefsirlerimizi okuyalım, meallerimizi okuyalım ve hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'den azami derecede istifade edelim. Aziz meslektaşlarım, Sevgili Kur'an kursu öğreticilerimiz. Biliyoruz ki en ağır yük sizlerin omuzlarındadır. Bu ulvi sorumluluğa omuz verdiğiniz için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Sizler milletimizin geleceğini inşa eden gönül mimarlarısınız. Esasen bu dinimizin, inancımızın ve medeniyetimizin sizlere yüklediği tarihi bir vazifedir. İnsanın asıl değeri yaptığı işin niteliğinde ve kalitesindedir. Elbette sizler emek ve gayretini Allah'ın eşsiz kelamının öğretilmesi ve yaşanmasına hasreden kardeşlerimizsiniz. Kur'an-ı Kerim'in üstün hakikatleriyle yeryüzünün yeniden Huzur ve esenliğe kavuşmasının mücadelesini veriyorsunuz. Bu son derece onurlu ve şerefli bir vazifedir, bir iştir. Unutmayınız ki sizin sorumluluğunuz da inancınız ve idealiniz kadar büyüktür. Bu sebeple zamanını, imkanını ve emeğini Kur'an öğrenmeye tahsis ederek kurslarımıza gelen her bir vatandaşımızın ve çocuğumuzun, gencimizin, yavrumuzun gündelik hayatında, geleceğinde güzel bir iz bırakabilmenin gayreti içerisinde olmalısınız. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin duygu ve düşünce dünyalarıyla yakından ilgilenmelisiniz. Malumunuz olduğu üzere çocuklar ve Gençlik çağı, çocukluk ve gençlik çağı değişim ve dönüşümün çok hızlı gerçekleştiği bir dönemdir. Kaldı ki yaşadığımız çağın bir özelliği olarak algılar, ilgiler ve beklentiler büyük bir hızla değişmektedir. Dolayısıyla bu çağın çocuklarının bilgi ve duygu dünyalarını dış ortamla etkileşimlerini iyi tahlil etmek, ona göre davranmak ve en uygun metodu takip etmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim'in insanlık için ne anlam ifade ettiğini onlara iyi anlatmalıyız. Büyük bir hızla değişen iletişim çağının ve sanal dünyanın bilinmezliklerinde kayıp olmamaları için onları Kur'an'ın rehberliğiyle buluşturmalıyız. Bizim en büyük idealimiz Rabbi ile, kendi ile, ailesiyle, toplumla, çevreyle barışık, sorumluluk ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmektir. Her birinizin bu ideali taşıdığını, bu gaye ile yaşadığını biliyorum. Buna olan inancım tamdır. Kur'an-ı Kerim'in gönüllere şifa ve hayat veren ilkeleriyle daha iyi bir geleceğin inşası için çalışan bütün hocalarımızın yeni eğitim öğretim dönemini tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Başta müftülerimiz olmak üzere milletimizi inancı ve değerleriyle en güzel şekilde buluşturmak için özveriyle çalışan bütün hocalarımıza, mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Gerek salgın şartlarına Gerekse eğitim öğretim esaslarımıza azami derecede hassasiyet göstermenizi özellikle rica ediyorum. Bugün burada Anadolu'nun İslam'a açıldığı Diyarbakır'da ilk Kur'an kursunun kurulduğu, tedrisatının yapıldığı Diyarbakır'da bu güzel açılış merasimini hazırlayan Diyanet Başkanlığımız, eğitim hizmetleri, genel müdürlüğümüze, yaygın din eğitimi daire başkanlığımıza ve emeği geçen tüm Diyarbakır il müftümüze, ilçe müftülerimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Milletimizi, milletimizin çocuklarını bugün 2021-2022 yılı Kur'an kursları dönemi Kur'an kursları açılışında güzel bir merasimle buluşturmuş olduk. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Yeni eğitim öğretim döneminin öğreticilerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, bu alanda hizmet eden bütün kardeşlerimiz ve aziz milletimiz için hayırlı ve başarılı geçmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize tekrar en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakat.